yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır. Evet, bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, hamdolsun Rabbim hemen hepsini de yerine getirebilmeyi bizlere nasip etti. Yine bundan 12-13 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımız 2023 hedeflerimizden dünyada yaşanan onca krize, ülkemizin başına gelen onca hadiseye rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri adım atmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de önümüze çıkartılan engellere, kurulan tuzaklara, maruz kaldığımız saldırılara rağmen büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse veya ülkemizin farklı bir döneminde yaşansa çok büyük yıkımlara, felaketlere, facialara yol açacak nice badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Çünkü Cumhuriyetimiz yaş aldıkça milletimizin feraseti ve dirayeti güçlenmiş, eski senaryolar, eski tezgahlar işlememeye başlamıştır. Kendi krizleri içinde çırpınıp duran bir Türkiye'den, küresel krizlere meydan okuyan bir Türkiye'ye gelmiş olmak bile başlı başına bir başarı hikayesidir. AK Parti ülkemize ve milletimize işte bu özgüveni, işte bu mücadele etme ve zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Türkiye'nin sadece 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmiş olmasının gerisinde böyle bir arka plan vardır. Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öylesine hızlı oldu ki muhalefet bile bunun gerisinde kaldı. Biliyorsunuz önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp uğraşıp didinip hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayınladı. Ülkemizin 6 güzide partisi bir araya gelip böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez şöyle bir beklentiye giriyor. Neyin nesidir? Öyle ya. Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan ola ki bazı şeyleri gözden kaçırmış, bazı şeyleri ihmal etmiş, hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Efendim, altılı masayı ben bu yavrulara havale ediyorum.
Netice itibariyle hepimiz beşeriz. Yani hepsi mümkün. Gerçi karşımızda henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir masa olduğu hakikatini unutmuyoruz. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi ve vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Ama yine de ne yapmışlar? Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil ama bu partilere umut bağlayanlar adına gerçekten çok üzüldük. İçimizden buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar dedik. Karşımızdaki kafadan memleketin herhangi bir derdine derman olacak sadra şifa bir şeyler beklemenin beyhudeliğini az çok tahmin etmemize rağmen yine de milletimiz adına üzüntü duyduk. Değerli arkadaşlar, muhalefetin açıkladığı metinde yer alan başlıkların ayrıntılarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldikçe milletimizle paylaşacaktır. Burada sadece şu kadarını söyleyeyim ki bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar ortak politikalar diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi. Gözleri var, görmüyor. Ağzı var, konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş. Baksalar, milletin umut kapısı haline gelen, dünyanın takdirini kazanmış, şehir hastanelerini kapatmayı, bünyesindeki kütüphanesi, kongre merkezi, sergi salonu, camisi ve diğer birimleriyle milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurmayı, 3-5 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi, yasamayı ve yargıyı güçlendirecek, yürütmeyi zayıflatacağız diye hepsini birbirine katıp karıştırmayı, velhasıl siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları zırvaları vaat diye ortaya yazmazlardı. Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özellik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Olağanüstü hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'na ve MİT Başkanlığı'na sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar. Akkuyu ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Akkuyu nükleer güç santraline, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin bu alanlarda güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi çıkmış, ne diyor?
Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın ya? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığını itiraf edenlere selam veriyorum. Ege'deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam, Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz. Orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız ya. Ülkenin en önemli sorunu ekonomi diyorlar. Tek çözüm önerileri Merkez Bankası'nın İstanbul'daki Dünya Finans Merkezi'ne giden birimlerini tekrar Ankara'ya döndürmek. Ya siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken biz Merkez Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz ya? Herhalde bunlar uykudaydı. Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler, 1990'ların Türkiye'sinden bir adım öteye geçemeyenler, velhasıl kafayı değiştirmeyenler, bina değiştirerek sorun çözeceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin son 20 yılda ortalama %5,5 büyüdüğünden bile haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bir haberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de yazık, millete de yazık. Daha vaatlerini kağıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün. Anlaşıldığı kadarıyla bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş. Akıllarında kaldığı kadarıyla bir şeyler çiziktirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bildikleri tek somut icraat eski Türkiye'nin yokluk, yasak, kriz devrinde yaşananlar olduğu için matah bir şey sandıkları önlerine gelen metne sarılıp milletin huzuruna çıkmışlar. Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar olup bitenlere bakınca bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladık. Orada
muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye soran bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyledir. O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir. Bu sözü bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu. Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin. Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun İdrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsun. Evet. Kardeşlerim, biz bunları söyleyince vay efendim Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari o işe yarayın. Eğer siz dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz? Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir. Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı hasisliğin bir örneğini sergilediler. Ne dediler? Biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz. Öyleyse Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın. Halbuki bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada. Seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için
toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bunları görünce aklımıza farklı anlatımları da olan eskilerden bir hikaye geldi. Fi tarihinde memleketin birinde hasisliğiyle, kıskançlığıyla, çekememezliğiyle meşhur bir adam varmış. Bu kişi hasisliği yüzünden bilhassa komşusuyla her konuda kavga edermiş. Adamın namı öylesine alıp yürümüş ki ülkenin padişahının kulağına kadar gitmiş. Padişah, hele şu adamı buraya getirin de denildiği kadar hasis mi bir bakalım demiş. Adamı bulup padişahın önüne getirmişler. Şöyle bir baştan aşağı süzdüğü adamı padişah, dile benden ne dilersen, hiç eksiltmeden istediğini vereceğim demiş. Ardından devam etmiş. Ama bir şartla. Sana verdiğimin iki katını da komşuna vereceğim. Adam ilk şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra kısa bir süre düşünmüş ve padişaha sizden talebin bir gözümün kör edilmesidir demiş. Bu defa padişah şaşkınlıkla adama, ben sana ne dilersen vereceğimi söylüyorum. Sen bir gözünün kör edilmesini istiyorsun. Sebebi nedir diye sormuş. Adam cevap vermiş. Maksat komşunun iki gözü çıksın. Evet, altılı masanın geldiği yer, ülkenin ve milletin hayrına herhangi bir işe talip olmak yerine bizim yaptıklarımızı yıkmak, yok etmek, tersine çevirmek vaadine saplanıp kalmaktır. Madem biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz, Cumhur İttifakı da çıkartmasın demenin başka anlamı olabilir mi? Madem bizim vizyonumuz yok, Cumhur İttifakı'nın da olmasın demenin başka manası olabilir mi? Madem biz iş yapmayacağız, öyleyse AK Parti'nin yaptıkları da yıkılsın demenin başka hükmü olabilir mi? Aslında bunların tarihleri hep benzer işlerle dolu olduğu için bugün yaptıklarına şaşırmamak lazım. Milletten alamadıkları iktidara kimi zaman darbecilerin, kimi zaman vesayetçilerin ihsanı olarak konmak bunların tarihinde var. Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in bugün de sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Bunların Allah'tan korkularını bilmeyiz ama milletten utanmadıkları da kesin. Onun için bugün burada sadece Türk siyasetini bu hale getirenler utansın demekle iktifa ediyoruz. Değerli arkadaşlar, inşallah milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu hasis siyasetine, bu muhteris siyasetine, bu utanmazlık siyasetine yeter diyecektir. Biz sözü de, kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Hamdolsun, milletimizle rabıtamızı hiç koparmadık. Gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Birileri kendi sırça köşklerinde siyasetçilik oynaya dursun, biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz. Sadece 2022 yılbaşından bu yana diğer devlet ve parti programlarının yarı sıra tam 49 il ziyareti yaptık. Ziyaret ettiğimiz her ilimizde vatandaşlarımızla coşkulu şekilde buluştuk. Hasret giderdik. Hasbihal ettik.
toplu açılış törenleriyle milletimizle beraber eser ve hizmet ziyareti gerçekleştirdik. Hayatın her alanında tüm gücümüzle desteklediğimiz kadınlarımızla, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle doyumsuz sohbetler yaptık. Daha bu hafta Denizli'de 2500 tekstil konfeksiyon sektöründe hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Ve her biri ekonomimizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyütme hedefimize katkı veren fabrikaların hizmete açılış sevincini iş insanlarımızla, iş kadınlarımızla beraber yaşadık. TOG fabrikasından Yusufeli Barajı'na nice dev eseri içimiz içimize sığmayarak ülkemize kazandırdık. Bay Kemal, herhalde Yusufeli Barajı'nı da kapatırsın. Bay Kemal, herhalde TOG'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın, kaçacak delik. O yanındakilerden de sana hiçbir fayda gelmez. Karadeniz'de yeni keşifler ve yeni değerlendirmelerle 1 trilyon dolarlık gaz rezervine ulaşmanın gururunu milletimizle paylaştık. Hani kapatacağız dedikleri şehir hastaneleri var ya, işte onların en büyüğünü Ankara Etlik'te hizmete açtık. Bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürlüğünü yapmıştın. Ne haldeydi SSK biliriz. Seni oradan tanırız. Ne hale getirdin oraları biliriz. Rahmetli Savaş Ay, ah ah, hayatta olsa da sana o yaptığın genel müdürlüğü tekrar bir anlatsa. İşte biz bunları yaparken altılı masanın tek yaptığı hiçbir sonuç çıkmayan toplantılardı. Şimdi isterseniz şehir ziyaretlerimizi şöyle görüntüleriyle hızlıca bir hatırlayalım. Karaman, bu ne muhteşem bir güzellik. Maşallah, bugün Aydın bir başka güzel. Giresun'u özlemişiz. Gördüğüm manzaraya bakılırsa Giresun'da bizi özlemiş. Maşallah, Trabzon'da yine tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. 6 siyasi partinin liderleri Ankara'da bir araya geldi. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Altı Muhalefet Partisi'nin lideri bir kez daha bir araya geldi. Rize Artvin Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Adana'da tek yürek, tek bilek haline gelen sevgili gençler. Altı Muhalefet Partisi lideri üçüncü kez bir araya geldi. Denizaltılarımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Altı muhalefet lideri tekrar bir araya geldi. İzmir'de evelallah bir numara olmaya var mıyız? Van bizi bilir. Biz de Van'ı biliriz. Karadeniz gazı deniz ilk boru indirme ve kaynak törenimizin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Altın Masa bir kez daha toplandı. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yok. Orduyla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Kocaeli'ni her alanda
daha çok hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Biz Çorum'u özlemiştik. Sizleri çok göresimiştik. Şimdi Manisa'dan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Ve altılı masa 6. toplantısını bugün yapıyor. Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sizleri Sultan Alparslan'ın ayak izinin ve yürek sesinin hala yankılandığını şu mübarek topraklarda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Afyonkarahisar'ın güzel insanları şu muhteşem katılımı görünce gerçekten benim de artık yüreğim güm 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 diye vuruyor. Bu ne mutluluk böyle. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı yerine getiriyor. Bugün de Teknofest Karadeniz'de sizlerle birlikteyiz. Sakarya'nın neredeyse her karışında izimiz var. Bir kez daha toplandı altılı masa. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür 2023'e yürüyor. Birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Altı muhalefet lideri 8. kez buluştu. Diyarbakır'ın bu birlik ve beraberlik görüntüsü karşısında adeta kahroluyorlar. Bugün tok gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Altılı Masa 9. kez bir araya geldiler. Bugün Gaziantep'e kazandırdığımız eser ve hizmetlerin resmi açılış sevincini de paylaşmak üzere geldim. Artvin, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin hayırlı olmasını diliyorum. Konya'nın Türkiye yüzyılının lokomotif şehirleri arasındaki yerini daha yukarılara taşıyacağız. Bu büyük coşkunuzla Şanlıurfa bu meydanda kendini ispat etti. Samsun'un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Mardin'e hizmet etmekten, Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Altılı Masa yeniden toplandı. Yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için Erzurum'a geldi. Şu muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'mızda görmek mümkündür. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Altılı Masa 11. kez toplandı. Bilecik'e hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Denizli'den öyle bir ses verin ki altında ve üstündekiyle masadakilerin kulakları çınlasın. Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? 2023'te büyük ve güçlü Türkiye için yanımızda olmaya var mısın? Coşkunuza kurban olayım. Durmak yok. Evet, onlar varsın altılı masada devam etsinler. Biz meydanlarda devam ediyoruz. Nasip olursa bu hafta da Aydın'dayız. Durmak yok. Durmak yok. Rahmetli Özal'ın dediği gibi bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemiyor. Bu vesileyle ziyaret ettiğimiz illerimizde bizi sevgi ve coşkuyla bağırlarına basan tüm vatandaşlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum.
Teker teker saymaya kalksam değil saatler, günler sürecek. Bu eser ve hizmet siyasetimizde 14 Mayıs seçimlerinde de bizimle yarışacak rakip bulamayacağımız anlaşıldı. Biz sözümüzü yine milletimize söyleyecek, yarışımızı yine kendi projelerimizle, kendi icraatlarımızla yapacağız. Onlar ülkelerini emperyalistlere peşkeş çekmek için sağa sola göz kırpa dursun. Biz Türkiye yüzyılının inşasına başlayacağız. Açıkladıkları programı ülkenin meselelerini çözmek, millete hizmet etmek için değil, batılı efendilerinden aferin almak için hazırladıklarını açıkça ikrar etmekten çekinmiyorlar. Dün göbeğini kaşıyan adam diyerek değerlerine hakaret ettikleri milletin bugün tıpış tıpış gidip bize oy vereceksiniz diyerek iradesini hiçe sayıyorlar. Esasen biz politika metni diye kamuoyunun önüne çıkartılan beyanların gerisindeki rovanşist zihniyete yabancı değiliz. Hükümete geldiğimizde vesayet güçlerinin bize dayattığı gezi olaylarında şart olarak önümüze konan terör örgütlerinin saldırılarının hedefinde olan uluslararası mecralarda diplomatik dille hep karşımıza çıkartılan kendilerinin siyasi ve hukuki mecralarda engellemek için uğraştıkları ne varsa hepsi de bu metnin ruhunda mevcuttur. Biz Türkiye yüzyılı hayali ve hazırlığıyla geleceğe bakarken bunların milletin kazanımlarına göz dikmek dışında hiçbir niyetlerinin ve heveslerinin olmadığını bu vesileyle bir kez daha gördük. Devlete ve millete ait olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, şahsımızın malı, halen Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan Çankaya Köşkü'nü atıl bir yer olarak tasavvur eden zihniyetin çapı işte bu kadardır. Biz partimizi kurduğumuz günden beri katıldığımız 15 seçimin tamamını da kazandığımız halde her seçime olduğu gibi 14 Mayıs seçimine de ilk günkü ciddiyetle, ilk günkü azimle, ilk günkü inançla, ilk günlü heyecanla hazırlanıyoruz. Bay Kemal, hiç üzülme. Bu akşam TRT yayınını Çankaya Köşkü'nde yapacağım. Çankaya Köşkü bizim şahsi malımız değil. Tamamıyla milletin malıdır. Aynı şekilde külliyemiz de yine milletin malıdır. Bunlar seni niye bu kadar rahatsız etti? Ne kadar bu rahatsızlığını sürekli dışa vurdun? Buraya gelen dünya liderleri burayı gördükleri zaman hep burayla iftihar ettiler ve tam aksine güçlü devletler, büyük devletler bu eserlerle büyürler ifadesini kullandılar. Siyasi hayatları boyunca tek bir seçim kazanamamış olanların şimdiden Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, kurum, rant paylaşma hırsıyla birbirlerini masa altından tekmelemeleri asıl niyeti açıkça ortaya koyuyor. Evet, adını doğru koymak lazım. Bunlar ülkenin yönetimine değil, milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha bu yağmacılara yeter diyecek
sözün de kararın da geleceğin de kendisine ait olduğunu sandıkta ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak 20 yılda en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında hak ve özgürlükler vardır. Vatandaşına tepeden bakan, farklı kimlikleri tehdit kaynağı olarak gören tek parti faşizmi bakiyesi Jacobin anlayışı biz rafa kaldırdık. Cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırarak devletimize ve demokrasimize olan güveni çok daha güçlü biçimde tekrar inşa ettik. Sadece bize oy verenlerin değil, 7'den 70'e vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlük alanlarını genişletmeye çalıştık. Bu süreçte özellikle kadınlarımızın siyasette, bürokraside, iş dünyasında, akademide ve diğer alanlarda hak ettikleri yeri almalarına özel önem verdik. Tüm bu adımları atarken, en büyük desteği kadınlarımızdan alırken, en şiddet saldırılarında CHP'nin başını çektiği muhalefetten geldiğini gördük. Biz özgürlükleri savunurken CHP ve şürekası yasakların devamı için mahkeme mahkeme dolaşmak dahil her yolu denediler. Mecliste engelleyemedikleri her türlü özgürlük hamlesi karşısında soluğu ya Danıştay'da ya da Anayasa Mahkemesi'nde aldılar. Ellerine geçirdikleri tüm fırsatları başörtülü kadınlarımızın haklarını gasp etmek için kullandılar. Son olarak Bay Kemal bir gece yarısı sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyla eski yaraları tekrar kanattı, eski acıları tekrar deşti. Bu çıkışın gerisindeki amacın kadınlarımıza haklarını vermek olmadığını meclis gündemine getirdikleri yasa teklifiyle bir kez daha gördük. Biz de bunun üzerine meseleyi CHP zihniyetinin insafına bırakmamak ve kalıcı bir çözüme kavuşturmak için süratli harekete geçtik. Tabii temel hakların anayasa konusu olmaması gerektiği inancımızı mahfuz tutarak ülkemizin geçmişten bugüne yaşadığı acıların bir daha tekerrür etmemesi için kendi teklifimizi hazırladık. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini güvenceye alma yanında toplumun taşıyıcı sütunu olan aile kurumunu sapkın akımlardan koruyacak anayasa değişikliği teklifimizi Cumhur İttifakı olarak meclisimizin takdirine sunduk. Şimdi altılı masaya yükleniyorum. Ve soruyorum, biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk. Ve aile kurumunu kutsiyeti içerisinde parlamentoya getirirken ey bu altılı masanın içinde olanlar, çıkın da açıkça, mertçe LGBT'ye kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile ne ilgimiz ne alakamız yok. Çünkü biz aileyi kutsamışız. Onu kutlu bir kurum olarak sayıyoruz. Bu kutlu kuruma da herhangi bir sağdan soldan karışık tiplerin yürümesini kabullenmiyoruz. Ve bizim ailelerimiz tarihinden bugüne o kutsiyeti içerisinde hep gelmiş ve bu anlayışla da bugünlere ve inşallah yarınlara da yürüyecek.
teklifimizin hazırlık aşamasında uzlaşıya ve milli iradeye verdiğimiz öneme binaen hiçbir ayrım yapmadan mecliste grubu bulunan siyasi partilere giderek onları da bu sürece katılmaya davet ettik. Ancak CHP ve masadaki ortakları iyi niyetli girişimlerimiz karşısında adeta duvar kesildi. Komisyon görüşmelerinde anayasa değişikliğini sulandırmaya kalktılar. CHP ve yoldaşlarının sabotaj girişimlerine rağmen teklifimiz Cumhur İttifakı'nın kararlı ve net duruşu sayesinde komisyonda kabul edildi. İnşallah yakın bir zamanda anayasa değişikliği teklifimizin genel kurul görüşmeleri başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda kimin yasakların devamından, kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Sosyal medyadan hak ve özgürlük nutukları çekenlerin ne kadar samimi olduğunu da bu vesileyle tekrar göreceğiz. Temennimiz bu düzenlemenin Gazi Meclisimizin şanına yakışır şekilde 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilerek yürürlüğe girmesidir. Milletimizi temsilen bu yüce çatı altında görev yapan hiçbir milletvekilinin ailenin korunmasını ve kadınlarımızın haklarını garanti altına almayı amaçlayan anayasa değişikliği teklifine hayır demeyeceğine inanıyorum. Aksi yönde tavır sergileyenleri zaten ne milletimiz, ne kadınlarımız, ne de tarih affeder. Hep söylediğimiz gibi makamlar ve ünvanlar gelip geçicidir. Asıl olan adını milletin gönlünde altın harflerle yazdırabilmektir. Meclisimizin bir asrı aşan tarihinde bu çatı altında binlerce milletvekili görev yaptı. Kimi milletin emanetine gerektiğinde canı pahasına sahip çıktı. Kimi de 3 günlük çıkarı uğruna ona ihanet etti. Kimi tehditler karşısında dik durdu. Kimi de zoru görünce korkup kaçtı. Herkes karakterine, şahsiyetine, taşıdığı sorumluluğun büyüklüğüne göre arkasında iyi kötü bir miras bıraktı. Buradan bir kez daha tüm milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum. İradenize ipotek konulmasına fırsat vermeyin. Bu tarihi fırsatın elinizden kaçmasına müsaade etmeyin. Kadınlarımıza ve gelecek nesillere karşı mesuliyetinizi yerine getirin. Gelin, genel kurul görüşmelerinde vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize evet deyin. Böylece milletin ve kadınlarımızın gönlünde mütena bir yer edin. Şimdi burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Değerli arkadaşlar, bu millet kendi kasasından, kendi kesesinden maaşı veriyor. Ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
Çünkü bu sıradan bir olay değil. Sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili aday olmuşsan arkadaş, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin. Sözlerime gündemdeki birkaç hususa daha değinerek son vermek istiyorum. Birkaç gündür ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı, hamdolsun kuraklık endişelerimizi bir nebze de olsa azalttı. Rabbimden önümüzdeki aylar boyunca sürecek bol yağışta barajlarımızın dolmasını, topraklarımızın suya kanmasını, ülkemizin bereketli bir yaza hazırlanmasını niyaz ediyorum. NATO'nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Ve Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu da böyle biliniz. Bu duygularla sizlere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanım.